Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım derken tat kaçırıyorlar. Hilesi kolay olduğu için gıda sahtekarlarının hedefinde. Tüketici derneklerinden bayram öncesi çikolata uyarısı geldi. Bir plastik gibi düşünün çikolatayı. Tekrar eritilip tekrar malzeme yapılabilir. Merdiven altı üretimlerde. Kolay kolay bozulmuyor. Bu da sahtekarların iştahını kabartıyor. Eritilip yeniden piyasaya sürülüyor. Tüketici olarak ne yediğini bilmek önemli. Özellikle bayramın yaklaştığı şu günlerde sahtekarların hedefinde yine çikolata var. Peki o sahtekarlar çikolatayla insan sağlığını nasıl tehlikeye atıyorlar? Çikolata esasında %55-%60 oranında kakaodan oluşur. İçerisine margarin yağı konur, keçi boynuzlu tozu konur ve hamur haline getirilir ve sahte çikolata olarak piyasaya sürülür. Pastacılıkta kullanılan kokolin ve pralin de çikolatalardaki kaliteyi düşürüyor. Peki çikolata alırken nelere dikkat edilmeli? Var mı yok mu beyaz lekelenmelere bakacak. Gerçek çikolata parlak renkli olur. Çikolatanın üzerinde yavaş yavaş hava kabarcıkları oluşmaya başlarsa bu yeniden dökülmüş, yeniden ısıtılmış bir çikolatadır. Gerçek çikolatayı kırdığınız zaman hemen çıt diye kırılacak. İyi bir çikolata kilogramını 100 liradan aşağı veremez yani. Ucuza alınan çikolatadan da şüphelenmeli. Pek bilinmiyor ama fişini kaybetmemek şartıyla kalitesiz çikolatayı tüketicinin iade etme hakkı da var. Siz Alo Gıda'yı alırsınız Tarım Bakanlığı'nın, çikolata tahlile girer ve orada ne olduğu belli olur.